Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öyle bir adam vardı ki günahı sayılamayacak kadar çoktu. Annesi ise ahlak olarak onunla uzaktan veya yakından bir alakası yoktu. Her ne kadar ona nasihat vermeye çalışsa da işe yaramıyordu ve bildiğini yapıyordu. Bir gün bu adam mezarlıkta yürürken çok garip bir şeyle karşılaştı. Bir de baktı ki mezarın birinden kemik parçası çıkmış bir vaziyette. Adam olduğu yerde şaşkın kaldı ve dedi ki, "Bu kemik yerin içinden nasıl çıkabilir?" Adam merak edip o kemiği tutmaya kalktığında o kemik ellerinin içinde bir toprak oldu. Böylece bu adam dedi ki, "Ben de bir gün bunun gibi toprak mı olacağım? Ben de sadece bir toprak parçası mı olacağım?" deyip geri adım attı ve şaşkın bir şekilde eve döndü. Eve girdi ve annesini evde oturmuş gördü. Annesi de onu görünce renginin değiştiğini ve çok korkmuş bir şekilde yüz ifadesine sahip olduğunu fark etti. Annesine doğru gitti ve ona sarılarak ve ağlayarak şöyle mırıldandı. "Ey anneciğim, bir efendi kölesi kaçtığında ona ne yapar? Ey anneciğim, bir efendinin kölesi kendisinden habersiz bir şey yaparsa ona nasıl bir ceza verir?" Annesi de şöyle bir cevap verdi. "Ey oğlum, ona çok ağır bir yün kazak giydirir ve boynuna ağır bir taşa bağlı bir zincir bağlar. Bu oğlan da perişan bir şekilde der ki, 'O zaman ey anneciğim, o ağır kazağı ve ağır zinciri benim boynuma bağla. Çünkü ben Allah'a çok isyan ettim ve ancak bugün uyandım.'" Annesi de onun nasıl Allah yoluna geri döndüğünü fark etti ve şahit oldu. Günün birinde gecenin geç saatlerinde uyandığında oğlunu Kur'an okurken fark etti. Şu ayeti okuyordu ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. Bu ayeti düşündükten sonra annesine yöneldi ve dedi ki, "Eğer Yüce Allah'ımız dünyanın en temiz insanları olan peygamberleri yanına çekip sorguluyorsa, benim gibi isyankar ve aciz insanlar ne demeli? Benim çok kötü geçmişim var. Bir gün peki benim sonucum ne olacak?" Bu oğlan çok etkilendikten sonra sürekli ağlıyordu ve Kur'an okumaya devam edemiyordu. Her seferinde geçmişte yaptığı hatalar aklına geliyordu ve çok pişman oluyordu. "Ben ne yapacağım? Ahiret gününde, hesap gününde ben ne yapacağım?" dedikten sonra yine ve yine bu ayeti okuyordu ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. Oğlan hala kendine gelemedi ve çok duygulanmış bir şekilde ağlayarak vicdan azabı çekiyordu. Ta ki annesi onun yanına geldi ve "Oğlum, iyi misin?" dedi. Adam annesini görünce dayanamadı ve utancından olduğu yere düştü, ağladı ve sonra annesi dedi ki, "Bu oğlan Allah bilir belki de son nefeslerini veriyordur." Annesi ona sordu, "Ey oğlum, ölüm ne zaman? Hesap günü ne zaman?" Oğlan ağlayarak dedi ki, "Ey anneciğim, ben bir gün seninle kıyamet gününde karşılaşırsam veya aklına gelirsem beni cehennem muhafızlarından sor. Beni orada takip et ve bana şefaat eyle." deyip öldü. Annesi de o sırada kapıdan bağırmaya başladı. "Gelin ey insanlar! Gelin ey mahalle sakinleri! Gelin benim cehenneme gideceğini söyleyen oğluma namaz kılın!" deyip ağlıyordu. Bu olayı anlatan adam da dedi ki, "O kadar kişi toplandı ki hiç bu kadar kişi toplanmamıştı. O kadar göz ağladı ki hiçbir zaman o kadar göz ağlamamıştı. Ve herkes Allah onun tövbesini kabul edip cennete gitmesiyle dua ederek ağlıyorlardı ve dua ediyorlardı. Allah'ım, bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, muttaki, muvafit, mücahit olan güzel kullarından eyle. Bizi senin yolunda malıyla, canıyla, ilmiyle, her şeyiyle cihad eden, son nefesinde şehadet şerbeti içen kullarından eyle. Bizi huzurundan boş çevirme. Lütfunu nail eyle ya Rabbi. Allah'ım, bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle. Sonumuzu hayr eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.
Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle. Amin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.